haber Zeynep? İyi, sen? İyi. Nasıl hastanın durumu? Vallahi hala araştırıyoruz. Seminere geliyorsun değil mi? Geliyorum, geliyorum. Kaçırır mıyım hiç Orhan Hoca'nın konuşmasını? Orhan Hoca iptal etti, bilmiyor musun? Aa, yok bilmiyordum. 2 hafta oldu. Hı. Ben de gelirsen çıkışta bir şeyler yapalım diyecektim. Olur, tamam, çok isterim. Tamam, süper. Görüşürüz, bay bay. Aylin Hanım. Murat nerede? Kantindeydi, kahve alıyordu. Gelir şimdi. Kolum çok kaşınıyor. Yani muhtemelen deri iritasyonudur. Ben şimdi kortizonlu bir krem getiririm. Ama çok kaşınıyor. Gerçekten çok kaşınıyorum. Tamam, ben şimdi getiriyorum. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Sakin ol. Hadi! Hocam, hastanın durumu kötüleşti. Halüsinasyonlar başladı. Üstünde böceklerin gezindiğini zannetti. Ben de sakinleştirici vermek zorunda kaldım. Günde 18 saat uyuyan birine sakinleştirici mi verdi? Mecburdum. Yoksa kaşıya kaşıya derisini parçalayacaktı. Şimdi halüsinasyonlar ivikten sonra başladıysa paranoyoplastik sendrom ihtimali ortadan kalkar. Kan kültürü bakterilerin çoğunu eliyor. Seroloji virüsler olamaz diyor. Evet, saksı zamanı. Hadi. Çalıştıralım saksıları. Başka ne olabilir? Hasta lüks bir et restoranında çalışıyor. Menüde tavşan eti de var. Tavşan etinden tüleri mi geçmiş olabilir mi? Et keserken falan bakteri havaya karışmıştır. Oradan da nefes yoluyla vücuda girmiştir. Olamaz mı? Tavşan. Vay be. Tavşan eti. Tüleri mi? Olabilir. Afrika uyku hastalığı. Hı? Hastalığın son evresinde parazitlerin neredeyse hepsi beyinde takılırlar. Kanda, bosta görülmeyebilir. İyi de hocam, hasta hiç yurt dışına çıkmamış. Afrika'ya gitmeyen birinde Afrika uyku hastalığı olmaz. Kocası gittiyse? Kocası da çıkmamış. He? Olamaz mı? İhanet. Onu nereden çıkardınız hocam? Afrika uyku hastalığı çeçe sineğinin ısırmasıyla insanlara bulaşır. Bir keresinde bir makale okumuştum. Portekiz'de galiba. Adamın biri merkezi sinir sistemini etkileyen uyku hastalığına yakalanıyor. Ama Afrika'yla hiçbir alakası yok. Yani bir tek alakası var. O da kız arkadaşının bir dönem Angola'da, orduda görev yapması. He? Ne diyorsun? Yok, tüleremi çok daha olası. He, ikisi de olabilir. Her iki ihtimalde belirtileri uyuyor. Ama ben uyumu herkes yalan söylerden yana kullanıyorum. İkisinden biri diğerini aldattı, hastalığı ondan kaptı. O yüzden yalan söylüyorlar. Bu öyle bir çift değil. Birbirlerini çok seviyorlar. Hadi git sor bakalım kim kimi aldatmış. Hocam, karısı ölmek üzere olan bir adama gidip onu aldatıp aldatmadığını mı soracağım? Ne istiyorsan kibarlık et. Sorma. Kadıncağız ölsün. Sen bilirsin. Karar senin. Ben olsam sorardım. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.